Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Derse biraz çalıştım, bakayım becerebilecek miyiz? Ne kadar istifade edersek kârdır. Neticesi çünkü bekaya bakıyor. Hepimiz bunun muhatabıyız. Kimse bunun dışında değil. Ben telefonumu kapatayım. Belki sizin telefonda açık olabilir. Şimdi şu allardan mı alayım? Şuradan alayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve la tettebi'u hutuvatişşeytan. Her bir zamanın insi bir şeytanı vardır. Asar-ı Bedi'den okuyorum. Normal külliyatı okuyanlar der ki ben böyle bir şey duymadım ama ondan hemen söyleyeyim. Asar-ı Bedi'den okuyorum. Her bir zamanın bir insi şeytanı vardır. Zahirde insandır. İnsana benziyor. Peygamberimize Cenab-ı Hak söz vermiş. Aleyhissalatü vesselam. Eskide insanda hayvan olmuş olan kavim var. Kur'an'da geçiyor. Domuza benzetmiş, yılana benzetmiş. Fakat insanda, hayvandan insan yok. Ama insanda hayvan var. Buna da delil, zaten siz cemiyette yaşıyorsunuz. Yani insan demek için insanlığından çıkman gerekiyor. Bir daha, ona insan demen için insan olmaman lazım. Çünkü insanlığı bilmiyorsun. İnsan değil yani. Haza bir şeytan. Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdi. Yani Peygamberimiz üzüldü böyle bir kavim geçirdiğini, kendi ümmetinden böyle olacağını bildiği için ümmetinin böyle hayvana dönüşmesini istemedi. Cenab-ı Hak da söz verdi. Bu sureti, yani şekten olmayacak ama siretini Allah hatırına getirtmedi. Yani ruhunu da yapma demedi Peygamberimiz. Onun için ruhen şeytandır. Yani şeytanlık yapıyor demiyorum. Şeytandır. Şeytan. Haza şeytan. Mesela İslam düşmanı deriz böyle, İngiliz, Amerika, Rus falan. Bunlar hiçbir şey değil. Bunlar değil yani. İşte İsrail. Esas bunların şeytanı, bunlar hep kullanan ama arkada gözükmeyen, hep bunları kullanan İngiliz'dir. İngiliz, İslam'ın ezeli ve ebedi düşmanıdır der Üstad. Yani İsrail misal bir şey değil. İsrailleri oraya koyan da odur. Amerika, Rusya vesaire değil yani bunlar. Bunlar tiyatroda yani tiyatroda oynayan artistlere şey yapıyor. Nasıl ki siyasi şu anda liderler muhalefette olan başta olanları halk seçiyormuş gibi gözüküyor ama yani bir sistem şeyince onlar verilen rolü oynuyor. Kimisi şerri oynuyor. Kimisi hayrı oynuyor. Şimdi bu Orta Doğu'da da şunun bunu vermiş. Şimdi demek ki her bir zamanın bir insi şeytanı var. Ne yapacak? Niye bunu şey yapıyorum? Malumat değil, korunalım diye ders yapıyorum. Korunalım yani. Hayatta olmayan dersi yapmıyor. Zaten anlamıyor. Zaten işime de yaramıyor. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruhu gaddar. Yani o insan suretine girmiş. İnsan olduğu için zahirde vekillik yapıyor ama ruhu bu. Bu ruhu gaddar fitnekârane siyasetiyle yani ihtilaf çıkartıyor. Gücü yok. İhtilaf çıkartıyor. Kendisi sıyrılıyor. İki güçlü diyor. Kavga etse bir çocuk ikisini de döver. Yani bunun işi bu. Fitne çıkarmak. Mesela bir yere girdiği zaman çıkar, fakat ihtilafı bırakarak.
kavga edecek kavimleri, kavmi, kavmiyetçiliği vesaire orada bırakır, çiban başı bırakarak gider. Gider ama ihtilafı bıraktığı için devamlı o hakimdir. Fitnekârane siyasetiyle İngiliz. Her tarafına dünyanın kundak sokan El-Hannas. Mesela Kur'an'ın aslı nedir o? İsmi nedir? Azazil'dir. Şeytanın. Şeytan sıfatıdır. Şeytan Müslümana bakan taraftır. Hannas var yani. Kur'an'daki sıfatı öne çıkan nedir? Biliyor musun? İblis. İblis'tir. 52 tane sıfatı var. Çünkü 52 tane kebairin temelini oluşturuyor. Bu siyaset olması hannastır. Şu, dimağı karıştırır. Kalple işi yok o. Kalbe ve şey yapan, tahrip etme tarafına şeytan denilir, vesvese. Kafayı karıştırma tarafına hennas denilir. Şimdi aşağıda, lümen şeytanı orada, şurada. Fırlıyor doğru yukarıda. Böyle icraat yapıyor. Anlarsan hemen yok. Ha, hiç kimse yok. Allah Allah. Nerede bu adam? Bu realitedir arkadaşlar. Şeytanı geçen göstermiştim. Burada mıydı? Ben demiştim ki gelin şeytanı göstereceğim. Şeytanı böyle gayba koyduğumuz için şerinden kurtulamıyoruz. Allah'a da öyle yapıyoruz. Ulaşılamaz, bilinemez. Allah ve ben kim? Tamam işte koyuyoruz kenara. Ve biz de biz, o da o. Mesela bir video açtınız. Veya video açılıyor. Şimdi yılbaşı gecesi. Aç, git diye bir dürtü var. Bak şeytanı göstereceğim size. Bir dürtü var. Yani bu filme, bu televizyona gir. Yılbaşı nasıl kutlanıyor? Hemen diyor ki, ya sen zaten bu meydanlara gitmiyorsun ki Taksim şuraya. Ya oturduğun yerde bakacaksın ya, bu ne var? İçeriden bir coşar. Bak, şeytandan değil bu. Bu hal şeytandan değil bu. Bu kendisi şeytandır. Şeytan bu. Şeytan aktif. O enerji var ya, enerji paket. Cisimleşse şeytan olacak. Ya cisimleşse ne olacak? Sen benim karşımdasın. Ama senin hiç halimine şahit değilim. Önemli olan bana bakan. Şimdi o bak, aç onu. Böyle bir enerji yok mu? Şeytandan değil o. O şeytandır. Aktif o. Ha? Şimdi kafaya karıştıran tarafına el-hennaz. Kalbi karıştıran şeytan. Tamam mı? Ya şu telefonlarınızı kapatın arkadaşlar ya. El-hennaz dedik. Altı ne yapar peki? Eylemsel hali ne yapar? Altı tane insanın zaaf çibanını kaşır. Altı tane. Bunu kaşır. Altı hutuvatı ile alem İslam'ı ifsat için. Alem İslam, onların işi şu. Dünya, para, petrol falan değil. Bu İngiliz'in. İngiliz'in petrol, altın, sömürme falan değil. Yapıyor da ikinci. Birincisi Allah düşmanlığını, İslam düşmanlığını yapmak. Böyle bir şey. Altı tane hücum sıfatıyla alem İslam'ı ifsat için insanlarda ve insan cemaatlerindeki, yani kişilerde veya cemaatimizin içine, Nurcuların içine, Süleymancıların içine, tarikatçıların içine, hepsinin içerisine insan cemaatlerindeki habis menbaları, yani herkeste bir habis tarafımız var. Yani şer tarafımız var. Mesela öfkenin, her şeyin ifratı habistir. Mesela her şeyin bu vasatı nimettir. İfratı şeytandandır. Tefriti nefse emaredendir. Her şeyin ama. Her şey nimettir. Öfke, gadap, hiddet, düşmanlık, mal sevgisi vasat-ı nimettir. Mesela dünya ise ahireti mezrası olursa sev. Ama
ahireti unutturuyorsa ifrattır, şerdir. Allah'ın nimetini hiç kale almaz, hiç ilgilenmiyorsa tefrittir, nefse emaredir. Her şeyin ifrat tefriti vardır. İfratı tefriti zarardır. Hat istikamet olan vasatı nimettir. Öfke olmasa namusunu, canını, vatanını, bayrağını koruyamazsın. Öfke nimettir. Küfre öfkeleneceksin. Eşiddu alel küffar. Ama ruhamu beynim. Birbirimizi seveceğiz. Ama kafiri bu. Allah Resulü'nün bile damarı gerilmişti. Kendisi Bedir'de gebertmişti. Übey bin Halef miydi? Daha savaş olmadan gitti. Bu burada gebertecek, bu da burada gebertecek. Ben de felancayı burada geberteceğim dedi. Değil mi? Mektubatta geçiyor. Üstadımız 50 armut toplamıyor ya. Ruslara karşı Bitlis'te bütün talebeleriyle savaşmadı mı? 3 sene, 3,5 sene Rusya'da esir olmadı mı? Bütün talebelerini feda etmiş. Kendisi hiç kimseyi vurmadı mı? Hiç düşündünüz mü? Ustad savaşmamış mı? Gönüllü alay komutan değil mi? Savaşmış. Talebeleri de savaşmış. Ki ustad yani havaya demir atılıp vuruyorlar vururken. Yani Musa aleyhisselam, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cihat bu. Şimdi insanların fena tabiatları var. Tabiat dediğimiz şey yaratılışımızda imtihana vesile olsun diye her şeyin ifratı veya tefritini. Onların menballarını, o hislerin ifrat ve tefritlerini tahrik ederek müsil madenleri fiili propaganda ile işlettiriyor. Fiili propaganda. Zayıf damarları buluyor. Mesela bir tanesini daha hep söylerdim, hatırlarsınız ama çok tehdit almıştım. Başıma bir sürü sıkıntı gelmesinin sebebi bunları deşifre etmemdi. Bir tanesi şu. Bir moda çıkacak değil mi yazın? 100 tane kadına ayarlıyorlar. Senin işin şu kadar para. Günde milyon, kaç milyon. Kadıköy'den Mecidiyeköy'e giden otobüse bineceksin. Belediye otobüsüne gidip geleceksin. Akşama işin o. Belediyede gözük. Sen de Mecidiyeköy'den Taksim. Sen Çağatane Mecidiyeköy. Böyle gözü alıştırıyorlar bunlar. Halkın içine sokarak. Onların vazifesi o elbiseyle dolaş. Onun için her dolaşan kendisi giymemiştir. Ücretle yapıyor bunu. Biliyor musunuz? Ve Türk değiller bunlar. Bunların hiçbir tanesinde Türk kanı yok. Ustad diyor ya, bana zulmedenlerin hiçbir tanesi Türk değildi. Hep gayrimüslimdi. Mesela 10 milyon diyelim günde alsa ne olur? İşi şu. Mecidiyeköy'den Taksim'e dolmuş da gidip geliyor. Yani gözü alıştırmak. Şu İngiliz'in yaptığını görüyor musun? Sonra halk kendisi alışıyor, kendisi yapıyor. Hiç aklınız hayaliniz alır mı? Yırtık pantolon, donları dışarıda bir Müslümanın çocuğu yapar mı? Kot mu böyle oluyor ya. Ya buraları yırtık, donu yırtık. Yani acı insan geliyor da bir pantolon alayım. Yırtık ya yırtık. Lan yırtık ha. Anlıyor musunuz? Yırtık, yırtık. Yırtık pantolonu 3 katı, 4 katıymış oluyor. Öyle mi ya? Sağlamdan pahalı abi. Şu tarafı biraz doldurabilir miyiz? Şöyle doldur, şöyle. O tarafı şöyle. Öyle mi? Biraz kaysanız da böyle de. Gel böyle gel. Böyle gelsene sen de. Gelin gelin doldur ki hemen sıkışıyor. Bak kapının orada olur. Gençler siz de böyle gelin. Ha. Peki nasıl oldu bunu? Mesela gençler, ben sizin abinizim, kardeşinizim. Ben demesem kim diyecek size? Düşük pantolon var ya, düşük pantolon. Var, eğildiğiniz zaman donunuz değil, bilmem nereniz gözüküyor. Düşük pantolon. Kimindir biliyor musun? Lut kavminin pantolonudur. Eşcinselliğin simgesidir. Arkaya mesaj veriyorsun, ben bu tiptenim diyorsun. Sen o tipten misin? Sen böyle bir şey mi istiyorsun? Niye giyiyorsun? Niye giyiyorsun? O düşük pantolon Lut kavminin şeyidir. Çıkartan adam ne dedi? Ben diyor Lut kavminin adeti olan düşük pantolonumu size giydirdim mi? Türklere, Müslümanlara giydirdim diyor. Tamam daha ne olacak diyor.
Giyme kardeşim, giyme. Eşek olursan semer vuran çok olur. Bak, yazılı çocuklarına sen kendine de alma. Mesela arkada yazı var, birisi namaz kılsa mekruhtur, onun mekruhuna sen sebepsin. Yazı okuyacak ya, ona neydi lan, livim yazıyor, onu yazıyor falan. Çoraplarda, almayın, size bu sefer eşek yerine koyamazlar. Seccade alırken renkli seccade almayın. Orada da namaz kılmak mekruhtur. Renkli çünkü, ona neydi lan o şekilde, Allah'a ne yazıyor? Neye benziyor? Elhamdülillah, 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 yani böyle şekile dönüştürüyor. Bunlar Çinler yapıyor. Haç'la alakası yok, Mekke ile alakası yok. Çin malını getiriyorsunuz. Çin, Çin. Zemzem getir kardeşim, hurma getir. Oranın halkı ne o? Çin'in şeyi ya. Ve renkli seccade. Biz bir kısmının da vesvesesine vesile oluyorsun o şekille. Şekil yapıyor, ulan adama benziyor, şuraya bak ya. Bir kısmın, ekseriyeti mutlaka da haç var. Camilere lale namı altında şeytanın simgesi var. Gördünüz mü o? Şöyle çift mızrağı var. Lale koymuş güya. Böyle çıkmış. Caminin ha kale budurunda, mihrapta. Şeytanın resmi var şeytanın. Bir daha söylüyorum. Eşek olursak semer vuran çok olur. Yazılı renkli tişört almıyorsun, aldırmıyorsun. Renkli seccadeler almıyorsunuz. Düşük pantolon giymiyorsunuz, giydirmiyorsunuz. Peki ne olacak? Ben öyle bir adam değilim. O duygu gelişir. O ona tarafın açıla açıla artık sende o haya gidiyor. Hassasiyet gider. Şimdi bunları yapıyor. Biraz önce otobüste misal verdi. Bak otobüse biniyor. Halkalı'dan Küçükçekmece'ye. Sen Kağıthane'den Topkapı'ya, sen Mecidiyeköy'den, sen Kadıköy'den Pendik'e, buraya gidip geleceksin. Bu yapıyor. Aileleri çöküyor. Peki, ne yapıyormuş? Asar Medya'dan okuyorum. Bak, hangi damarımızı tahrik ediyor? Kiminin hırs intikamını cemaate giriyor veya şansımıza giriyor. Yani filmlerle. Filmlerle, haberlerle. Haberlerin istisnası yok. Hepsi sihir yapılıyor. İtimat edin, bu konuda tevazu göstermeyeceğim. Ehliyim. En büyük sihir ve büyü haberlerde yapılıyor. Delilin nedir? Bir seyrettin değil mi? Bir de seyretme de göreyim hadi. Girme de göreyim hadi. Mecbur gireceksin. Habere gireceksin. Sihir yapılıyor. Kastamonu. Peki bu haberler noktasında Risale-i Nur'da tahşidat yaptığı daha fazla bir mevzu var mı? Niçin bu kadar tahşidat yaptı? Muhatap olmayın, muhatap olmayın. Muhatap olmayın, muhatap olmayın. Aklını dağıtır, manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır, manevi dinsiz olur. Böyle bir ağır tabir kullanır mı şefkatli usta? Kullanır mı bu kadar şefkat? Mesleğimizin bir esası şefkat. Kardeşim, imanın en katalizör, yani dibe indir. Dibe indir iman. En dibi şudur sıfatı. Ondan daha şey yok. Müslüman olabilmesi için bir tanesinin, bir tane sıfat şu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İki, Kur'an ve hadiste haram ve helalları kabul etmek. Üçüncüsü, el hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman. Haberler bizim dostumuzu, düşmanımızı değiştiriyor. Allah'ın düşmanına dost yapıyor. Verdiği habere göre dostluğunu tayin ediyorsun. Onlar öfürüyor, öfürüyor. Üfürüyor. Onu da okuyacağım. Şimdi cemaatin içerisine intikam, şahsın haberlerle, videolarla intikam duygumuzu, kimin hırsıcağını, yani hırsıcağı nedir o? Makam, makam düşkünlüğü. Kiminin tamamını, doymamazlığını, tamah, açgözlülük,
kimini derken aman aman hepimizi sardı yani bu filmlerle. Bak altımızda bir araba var her ay, 6 ayda bir, senede 2'de bir araba değiştiren de var. Bu da zannediyor ki yani iyi bir şey. Senin o hissine öyle bir darbe vuruyor ki 2'de bir araba telefon değiştirmek. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, suyun başında dahi olsan diyor, o suyu sen alsan da almasan ne olacak abdestten? Çekip gidiyor zaten su. Sunun kendisi hakkında demiyor. Sen ona verdiği anlayış var ya, iktisatlı kullanın diyor. Ben bunu hatırladığım zaman, denize gittiğim zaman denize, abdest alacağım değil mi? İnan elini sok işte da su. Bu israf etmeyin. Şeyini hatırlıyorum, avucumu alıp dışarıya çıkar böyle yapıyorum, fazla kullanmıyorum. Ha oymuş. Biliyor musunuz, Süfyan'ın, İslam Deccalı'nın 5. şuada kaç tane sıfat anlatılıyor? 23. İlk hangi sıfattır? Elinde yıkamış. Eli delik, israf. Yani hep böyle derslerden dışarıya götürüyoruz. Yani bizimle alakası yok. Kardeşim, hayat perest ne demek biliyor musun hayat perest? Yani meşhur şeyi dahi olsa, 2'de 1 bunu değiştirmek, onu değiştirmek, arabayı değiştirmek, ev değiştirmek, doymamak, evet, zatında bir haramiyet yok ama tahrip görüyorsun. Yani derede su alsan ne olur? Su biter mi? Haram mı? Değil. Bizde o duygu, o hassasiyet kırılıyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, küçük çocukların diyor haya yerleri büyükler gibidir. Onları da büyükler gibi giydirin. Bak fiyaskoları çıkıyor işte. Büyükler gibi giydireceksin. Çocuktur diyorsun, giydirmiyorsun. Büyüdüğü zaman da şimdi bu giymiyor diyorsun. Giydirmiyorsun. Kısa don giydirme, haya gelişmiyor. Haya, haya. Demek ki o İngiliz siyaseti cemaatin içerisinde veya ferdin içerisinde. Ferde nasıl giriyor? Haberlerle. Ekseriyeti mutlak haberlerle. Haberlerle sihir yapılıyor. Okuyacağım orayı. Yapılıyor. Ve bu söylediğim zaman da almıyor senin. Yani ne kadar sihirlenmişiz ki. Acaba bende de var mı diye endişe bile etmiyorsun bunu duyunca. Demek ki sihirlenmişsin sen de. Bende acaba var mı? Çünkü bir gün habere girmeden duramaman sihirlendiğinin alametidir. Kulazı bir Rabbinden sokacağız. Bak orada istisna var mı? Bunu Müslüman'a hitap ediyor. Nur talebesine hitap ediyor. Düğmelerine diyor. Yani kablo kablo. Taştı bu. Düğme işte bu. Öfürüyor. Ben de öfürüyorum şimdi. Sihirliyor bizi arkadaşlar. Bunu da diyen de yok ha. Eskide bir cemaat vardı. Mesleği, sarık, sakaldı. Mesleğinin şiarı ve televizyon aleyhteydi. O cemaat için televizyon açmış. Daha televizyon halinde bulunabilir. Anlıyor musun? Yani şiarı. Toplumda o cemaat denilince sakal, cübbe, sarık ve televizyon olmazdı evlerinde. Şimdi bizim kanal diye fitne girdi. Ve duman oldu. Olduğuna ne bir bakıyorsun, kâ İslam düşmanına dost, kâ İslam'ın dostuna düşman yapıyor. Bundan daha ileri ahmaklık olur mu? Ya istikamet acayip bir şey. Demek ki onlara muhatap olursak, bir, hırs intikamımız aktif eder kimisinin zayıf noktası. Kimisinin hırsı canı, makam. Kimisinin tamamı, doymamak, doymamazlık. Kiminin humkunu, humk, ahbaklığını, kiminin dinsizliğini. Bak İngiliz nasıl yapıyor? Giriyor böyle, solucan gibi giriyor. İbrahim'in şu tarafını, onun bu tarafını, bunun bu tarafını. Yani acayip cemaat içinde veya ev içinde. Veya sen muhatap olduğun haberde göreceğiz böyle. Bu girdiği zaman mutlaka 16 taneden bir tanesi sende aktif olacak. Çünkü mutlaka bir tanesi zaaf noktan imkan sırrıdır. Bir tanesi intikam. Kimisini hırsıca şöhret makam, kimisi doymamak, kimisi ahmaklığını, kimisi dinsizliğini, kiminin en garibi, kiminin de taasubunu. Cemaat arasında var ya cemaat.
Cemaatin içinde gruplar daha acayip de. Cemaat arasında taassup var ya taassup. Bu taassubu kim yapıyormuş biliyor musun? Cemaat kendisi yapıyormuş sanırım. Bunlar gene o yapıyormuş. Kimisinin de taassubunu yaparak bütünlüğü bozuyor. MBMI takım bizim takım. Galatasaray Fenerbahçe. Ne bu taassup? Ne olacak da? Bu cemaat o cemaat. Sen namaz kılıyor musun kardeş? Şerlerden uzak duruyor musun kardeş? O hangi cemaat olsa ne olacak? Ne fark edecek ki? Ne fark edecek ya? Netice nedir? Takva değil mi? Allah'a karşı üstünlük nerededir? Bulunduğun cemaatta değil ki. Takvanızdadır diyor. Takva, takva. Şimdi takva yok. Takla olursa hangi cemaat olsa ne olur ki ya? Olsa ne olacak ki? Ya oğlum, ya Ebu Cennereli'ydi, peygamberimizin kapı komşusuydu. Yolun karşısındaydı. Peygamberimizin eviyle kendi evi. O da Mekkeli'ydi. Milliyetçilik yani. Oo biz üstünüz, ne? Biz falandık. Lan Ebu Cennereli'ydi ya. Amcası vardı. Kimin dinsizliğini, hatta en garibi, kiminin de taassubunu işlettirip siyasetine vasıta ediyormuş. Kimin de siyaseti, şeyini, taassubunu. Bak bir içimize girdi. Bizim parti, senin partin, bizim cemaat, senin cemaat. Benim babam senin babanıdır ve böyle yapmış. Ha, kaç tane gördün? Peki bu 6 tane zaaf noktaları nerede anlatıyor? Ben oraya girmeyeceğim de. Hucumat isitlerini sunum sayabilir miyiz arkadaşlar? 6 tane. Açmadan. Hubbuca. Hubbuca ne demek? Makam seviyesi. Makam. Kaldı 5. Tamakarlık. Tamakarlık nedir o? Doymamak. Aç gözlük, doymamak. Tamam, 2. Menfi, ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Kürd'üm, ne mutlu Laz'ım, ne mutlu Fransız'ım demek. Yani ümmetçilik ruhunu öldürüyor. Milliyetçilik, ümmetçiliği öldürmek içindir. Ne mutlu Müslümanım demek yetmiyor mu bize? Ötekiler inkar etmiyor. Ama bu ayrıştırmaya vesile oluyorsa menfi milliyetçilik el İslamiyetül asabiyetil cahiliye. İslam'dan önceki İslam'dan önceki cahili adetiymiş. Üstünlük oradanmış. Hatta mezardakileri de diyor hadiste değil mi? Bak biz fazlayız. Buradakiler de yatıyor baksana. Bunlar da bizden. Bunlar da bizden diyor. Ölüleri bile. Hiç kimsenin bir üstünlüğü yoktur Allah katında. Üstünlük takvadadır. Demek ki hubbuca, tamahkarlık, menfi milliyetçilik, korku damarı, hastalık, yani tembellik ve tembelperverlik abi. Yani ben memurum ya, hani vazifem bunu yapacağım. Müslümanı Müslümana ezdiriyor, vazife kabul ediyorum. Ne yapayım diyor. Bediüzzaman'a Müslümanı talebelerine zehir verdirebiliyor. Jandarma zulüm yaptırabiliyor. Memur bilmem ne yaptırabiliyor. Hakim ceza inanmadığı halde veriyor. Verme kardeşim. Vazife perverlik, tembellik. Başka var mıydı? Enaniyet. Enaniyet. Hastalık değil. Enaniyet. Enaniyet. 6 tane. Şimdi bizi nerede vuruyorlar? Önemli olan o dersin ruhu o. Yani şimdi çare ne? Ne yapacağız? Dersimizin ana temasına giriyor. Kızmıyorsunuz değil mi bana? Ha? Yani demesem mi daha iyi? Niye? Diyelim ki kardeşim tuzağa düşmeyelim. Haksız iken haklı zannetmeyelim kendimizi. Niçin bu kadar kitap okuyoruz gidiyoruz da niye adam olamıyoruz? Ben bilmez miyim tevhid ve aşırı yapayım? Hadi ondan sonra çay yapalım. Hayatta eylemde ve aksiyon olmayan bir nurculuğu, İslamiyeti ben istemiyorum. Hayatın kendisinde olacak. Dikkat edin. Niye düşmanlar bana? Ne yaptım? Hadi arkadaşlar, cemaat taassubu yapmayan ben. Siyaset meselesiyle uğraşmayan ben. Her gün siyasetleriyle uğraşıyorlar. Kitap yazmayan ben. Kimsenin Ahmet Mehmet'sine karışmayan ben, el hedefte de benim.
Tam da niye? Bunlar biliyor musunuz? Soğuğa, sıcağa, sabuna dokunma. Hayatta İslamiyet olmasın, hayatta. Ben uzunlukla bahsetmiyorum. Hayatın içerisinde İslam olacak. Hayatımızın içinde Kur'an olacak. Hayatımızın içinde Resulullah olacak. Aleyhissalatü vesselam. Edile-i Şeriye olacak. Ölçümüz Edile-i Şeriye olacak. La tasip yaptın, A parti, B parti. Ben tarikatçıyım, ben menziliyim, ben nurcuyum. Sülam. Tam da ne yapıyorsun? Kazanı kılıyor musun? Televizyonlardan uzak mısın? Hangi yerde olursan ol. İnanın bana, ustad diyor ki, işaret icazda. Bunu Hristiyanlara diyor. Hristiyanlara diyor ki, bütün diyor, Kur'an'ı tefsir eden işaret icazda. Dininizi terk edin, gelin İslam'a demiyor. Bak Hristiyan abi diyor, dininizi İslam'a göre, Kur'an'a göre tahsiye edin. Doğru mu yanlış mı? Yanlış mı söylüyorum? İşaret icazda. Yani Allah'ın ve peygamberin sıfatlarını Kur'an'a göre düzeltin. O zaman Hristiyanlıktan altın İslamiyettir. Mesela haşi cismani yoktur Hristiyanlıkta. Ruhani dirilecek diyor. Düzeltin onu diyor. İsa Aleyhisselam'a iman var. Bütün peygamberleri iman olarak düzeltin. Gördün mü? Sırf İncil, bütün kitaplara iman olarak. Diyor, tamam işte aynı şey. Bütün peygamberler o da inansa, bütün kitaplar o da inansa, her şey cismani denirse tam ne var ki? Değil dini cemaat, Hristiyanlara böyle diyor ya. Peki dini cemaatlara ne diyor 20. lemada? Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Ama buraya gelsin, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar, nefsin ve enaniyetin bir hilesidir diyor. Hilesi. Tuzak, sebap, hırsı. Sebap değil o. Bizi aldatıyor. Tavuğun en büyük derdi civciv derdi. Olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Allah'a muhatap mısın kardeşim? Sana kabre girdiğin zaman hangi cemaattan geldin demeyecekler. Televizyonun karşısından mı geldin, maçta mı geldin? Bu kadar insanların imanları cayır cayır yanıyor. Neyin taassubunu yapıyorsun? Şu yıl başında bizim biraz daha şu anda tedirginlik Müslüman'a acımamdan geliyor. Çünkü imanın üç kategorisi var. Onun daha dibi yok arkadaşlar. Bir, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Demek Kur'an'ın ve hadisler, peygamber hadisler, haram ve helallerini, naslarını kabul etmek. Faize helal diyen dini cemaat var. Faize helal diyen, oysa Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor. Zahirde açık ayet ve hadislerde içtihat girmez. Şimdi üçüncüsü nedir? En önemli şu anda bu gece işlenecek. Küfre riza küfür. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah dostlarına benzemeyin. Kendinizi de emin zannetme. Hem onlar gibi ol. Onlar gibi yaşa. Ben onlardan değilim demek. Şimdi melekler hangisini yazsın? Eylemini mi? Senin düşünceni mi? Eylem bu ya. Ne farkın var ki? Allah dostlarına benzemeyelim diyerek kullandım. Öyle mi kullandım ha? Allah dostlarına dost olacaksın. Öyle mi kullandın? Allah'ın düşmanlarına düşman olacaksın yani. El hubbu fillah ve el buzu fillah kardeşim. Şimdi bir bakıyorsun ki az Allah düşmanlarına İslamiyet'e bayrak açmış, savaş açmış ha. Eylemleriyle beraberiz ya. Olur mu ya? Yani İslamiyet'e abi gelenin yani İslam'ın ruhuna abi peygamberimize ne demişler? 6 tane iman esasından vazgeç. Tamam. Biz senin başımıza geç. Devleti kurar şeyi yap. İstiyorsan bizi hanımlarımız da sana vereyim. Öyle demediler mi? Ben olsam ne derdim? Ulan 5 tane 6 tane iman esasını tamam. Bir putumuza dokunma. Ulan ben olsaydım tabii yani sen de olsan öyle yani. Peygamber bu kaldı, bu azdı kafayla ulan ben geçeyim, devleti kurayım, bütün köşe başlarını, bakanlıklarını, bütün şey yapayım. Ondan sonra tam güç olunca 6. de basarım tepelerine. Mantığı bu. Ama Allah diyor ki, İlahi kafirun nuzul etti. Sebebi nuzul o. Sizin dini sizin. Bunu kabul eder, bir şey yapardık. Şimdi bir baş olalım. Soğuğa, sıcağa dokunma. Tamam. Şimdi felsefe ya. Aman ha. Bana dokunmayın lan. Bin yaşasın. Soğuk, sıcak, dokunma. Hayatta bir şey olmasın. Bismillah, Subhanallah. Hayatta nurculuk olmasın. Hayatta İslam'ın. Hayatın içerisinde olacak kardeşim.
Bak şimdi oradan okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. Kainatta Adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cini şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Allah Allah. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقْ وَمِنْ شَرِ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. Bak diyor ki, kainatta Adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinli şeytanlardan, yani illa böyle cin gibi değil, gözükmeyen şeytan bir şey değil ki. Kendine zayıfa diyor ona. Kur'an onun tuzağı zayıftır diyor. Ama şeytanlık yapan açık saçık, o şeytanlık yapıyorsa bir kadın, şeytan gibi, kendine azima, onun tuzağı büyüktür diyor. Şimdi diyor ki, en nefasati fil ukad, ukdeler var ya, en nef, mesela cübbi Yusuf, yani bir şey anlatırken seslendirme de aynı sıfata benziyor, olaya da benziyor. Suya düştü ya Yusuf, atıldı. Cübbi, en nef, bu, bak şimdi. Cümlesi şeddeler sayılmaz. 1328. 1328'den 16 çıkar. 1912 değil mi? 1912. 16 çıkartıp 19 diye okuyorsunuz. Eğer şeddedeki lam sayısı 1358 eder. 58'den 16 çıkarsanız 42 değil mi? 1942 adediyle 43. Bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların hırs ve haset ile bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak. Yani bu Kur'an'ın lehinde olacak, hürriyete götürecek şeylerde hep aleyhine dönüştürmek, bozmak. Şöyle bir misal vereyim. Toplumda bir sıkıyor böyle İngiliz siyaseti. Müslümanı sıkıyor böyle. Tam patlayacak bir şekilde ise hemen gene bunun, bu sistem onun. Bunun karşısına bir düşman çıkarıyor. Ama bu da onun. Ta ki bu patlamayı bununla önlüyor. Bu medet isteyen şahıs buraya geçiyor. Buraya geçiyor bu millet. Oradan tekrar ayrı bir vuruyor. Mesela CHP'nin yaptığı böyle bir ucumu demokratları çıkarttı ama demokratların içerisine kendisi yerleştirmiş. Yani demokratların içine baktı ki istediği gibi her zaman olmuyor. Olmayınca da ası veriyor. Yani düşmanı da iki tane, lideri de muhalefeti de kendisi ayarlıyor. İkisini de. Gücü olmayınca baktı ki istediği gibi olmuyor. Mesela ilahi yatı ve imam hatipleri başka bir maksatla kurmuş yaptı, kurdu ama sonra iş istediği gibi olmadı, olmuyor. Bu bozmak, niçin söyledim? Kur'an lehindeki neticeleri bozmak fikriyle tebeddülü saltanat, Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umumun patlaması ile maddi ve manevi şerlerin siyasi diplomatların siyasi radyo diliyle herkesin kafasına, iyi dinle bak, sen ben senin dışında mıyız? Arabaya bineceğim, radyoya gidiyor ya. Bak, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle. Öf, sihir, sihir. Nasıl yapılıyor biliyor musun? Basit bir şey. Şey zannetmeyin, karı koca ayırmak bir şey değil. Şimdi bir konuşma yaparlar, yalan. Onu elektriğe dönüştürürler. Yani ben şu anda konuştuğum hoparlöre nasıl gidiyor? Kablodan ses gitmiyor ki. Bu sesin elektriğe dönüştürülüyor. Esal. Sonra elektrik oraya gidiyor. Şimdi bu elektriğin üzerine cinleri bindiriyorlar. Ama zahirde benim konuşmam. İçerisinde o var. Dinlerken, o nazar-ı musamma ile dinlerken, bakarken filme
ya subliminal veya ulliminat ile sokar. Fark nedir? Mesela sihirlere en büyük çare, sihir büyü, ustad şöyle bir şey yapmış. Şöyle eski bir şey söyleyeyim. Düşmana mavzer atarlardı. Tak, sonra çıkartırlardı beni, tekrar koyarlardı. Ta böyle tek tek. Şimdi ne oldu? Tırrrr. İşte Kur'an'daki Ali İmran'da, Bakara suresinde, Duha suresinde şu bu ayetleri sen bulana kadar malzemeyi tek tek atmak gibidir. Tamam. Ama taramalı yapmış, hepsini dizmiş. Hepsini Kur'an'daki o ayetleri dizmiş. Nereye dizmiş? Şimdi ben size subliminal yapıyorum. İstanbul plakası kaç? Emir Dabir 34. sayfada Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Yani bu ayetleri, sihir ve büyüleri iptal edebilen Kur'an'daki ayetleri toplamış, bir kitap haline getirmiş. Bu kitabın adı Hizbul Kur'an'dır. Nerede bu? Yazıyor. İstanbul plakası Emir Dabir 34. sayfada. Sen daha bunu sökemezsin kafanda. 34 İstanbul plakası Hizbul Kur'an. Ulliminat ise kitabı yazarlar, dinsiz bir kitabı. Ondan sonra onu birisi seslendirir, eletiğe dönüştürülür, onun içerisine cinler konulur. Yani davet edilir, cinlere davet etmiş şey değil. Ondan sonra o felsefeyi seslendirir. Seslendirirken içerisinde zaten o adamlar var. Sen de dinlerken giriyor. Nazar muhassama ile bakarsan tabii. Yani nefretle veya hayır dersen giremiyor. Bu felsefe, Üstad Hazretleri Avrupa'dan gelen diyor İspirtizma 158 Emir Dağı'nda. Orada bahsediyor anlattığım. Şimdiki tabir reenkarnasyon diyorlar, Illuminati, İspirtizma vesaire. Medyumluk diyor Üstad buna. Medyumluk namında cinlerle çalışıyor ama Üstad'ın söylediğini söylüyorum ha. O kadar bozulmuşuz ki Kur'an'da koca cin suresi var. Risale'de bir sürü mevzular var. Ervah habiseler var. Ben bunlardan bahsettiğim için oluyorum cinci. Ulan cinci en başta Allah'tır tabii ya. Cinleri yaratmıştır. Yani cinlerin şerinden kurtulmak için Müslümanlara yardım ediyorum. Bu konuşmaya da oluyorum cinci. Bak bunu yapıyorlar bak. İçini öfürüyorlar. Ne yapıyor? Sihir yapıyorlar. Peki Hizbul Kur'an. Bir de Üstad Hazretleri 654. sayfada bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asa-i Musa diyor. Asa-i Musa. 746 ha. 600 ben de bakıyorum olmadı. 744-746 mıydı? Bak yerinden okuyayım. Peki ne özelliği var Asa-i Musa'nın? Musa Aleyhisselam'ın asasının hasiyetine sahip bu asırda. Niye biliyor musunuz? Üstad haşa peygamber değil. Ama Musa Aleyhisselam'ın peygamberlik yaptığı kavmin pisliği yok mu bu asırda? Şit Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın peygamberlik yaptığı kavmin pisliği yok mu? Lut kavminin, Lut Aleyhisselam'ın yaptığı o kavmin pisliği yok mu? Tamirle vazifelisin, peygamber değilsin. Ne meziyet verecek sana? Lut Aleyhisselam'ın kavmini hangi peygamber gelmiş, hangi esmaya mazarsa bu asrın imamına da o esmaya mazariyet vereceksin. Anlıyor musunuz bunu? Ha. Mesela dağlara, evlere yaparlar Salih Aleyhisselam vesaire. Bakın peygamber değil ama ondan daha büyük bir kavmi. Onlar neydi? 5000, 10000 kişilik bir küçük şehirdi. Onlara bir peygamber lazımdı. Şimdi bütün dünyayı ıslah ile vazifelisin. Peygamber de değilsin. Sana diyorlar ki mesulsun. Salat ver bana. Mesuliyet veriyorsun. Salat o zaman nedir o? Onların mazar olduğu ismi azama mazar olacaksın. Musa Aleyhisselam'ın mazar olduğu ismi azam Asay Musa'da var. Çünkü ona mesul dursun denmesi için mesulsun, yetkilenmesi gerekiyor. Onun için diyor ki
huruf-u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik ahir şua ve Asay Musa gibi, bak Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan Asay Musa ne yapıyormuş? Bütün dalaletlerin manevi sihirlerini, yetmiyor öyle dedi. Başka bir tane de var. 746 744'te var. Diyor ki Asay Musa, bak başım döndü biliyor musun şu an? Bu bir saldırıdır. Yani size şey söylemiyorum ya. Bizim buradan korkma. He? Bir saldırı olur burada diyor. İstemiyor. İblis, şeytanlar istemiyor bunu söylemeyi. Bak diyor ki Asay Musa namını alan ve Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal edebilen. Peki eylemsel ne yapacaksınız? Sıkıntı mı var evde kardeşim? Ahmet'in Mehmet'in kucağına düşme. Al 34 İstanbul plakası gibi Hizbul Kur'an'ın evine. Böyle bir küçük kitaptır. Ayet-i kerimelerdir. Ruslatla alakası yok. Kur'an'daki ayetler. Bir de Asay Musa. Var mı? Burada yok. Bunun kadar bir şey. Seslendir 10 dakikaya. Orada o ismi azam, mazar olduğu ismi azam yazılara şifrelenmiş. Onu sen seslendirirsen o isme aktif oluyor. Ve evde bulunamıyor. Cinli olan insan bunu okuyamaz. Sen oku, okutmaz. Sesli okuyun. Bak iki yerde söylüyor Asay Musa, sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Şaka değil arkadaşlar. Ben bazen okuyorum. Yani bazen Asay Musa'yı hastaların üzerine şey okuyorum. Hasta çıldırıyor. Yani hasta resmen çıldırıyor. Hatta bunu hani bir derecede silmiş, bir de olsa silmiş. Yani tamam şap. Radyo diliyle herkesin kafalarına sihir, sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle. Nasıl yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Ben de yapıyorum. Mesela bu dersi yayınlanacak. Hoş, yani biraz şey getirecekleri taktiği kesiyoruz. Başka bir parça ekliyorum oraya. İstediğin gibi oynuyorsun kardeşim. Ondan sonra veriyorsun yayına. Bir derste söylenmiş. Vay Türkiye'de böyle olmuş. Yalan külüme yalan. Ondan sonra çarşaflılar yürüyüş yaptı diyorsun. Bir bakıyorsun bilmem hangi gazetenin kendileri bilmiyorum çarşaf giymiş. Sonra kendi gazetelerine gidince çarşaf çıkarırken resimleniyor. Biz de inanıyoruz. Kur'an'da demiyor ayette hangi süredeydi ya. Bir diyor fasık size diyor haber getirdiği zaman diyor. Tahkik etmeden Hucurat mıydı? Altıncı ayet de. Hucurat altıncı. Altıncı ayet. Bu fasık diyor size haber getirdiği zaman inanmayın tahkik edin diyor. Bunlardan daha fazla kim olabilir ya? Diyorum ki mahkeme, bu böyle değil, başı var sonu var, ha benimdir dedi. Yani şey ya, ya benimdir. Yani biz de şaşırıyoruz. Siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve sihirli üflemeleriyle mukadderat-ı beşerin düğme ve ükdelerine şu. Ukde, yani insanın hassasiyetine gidiyor mesela, Araplara diyor ki Türkler mürtettir. Geliyor Türkiye, bunlar Arap'tır diyor ya. Köpeğe Arap koydurtmuş yani. Görüyor musun? Gitsen Fransa'da gidiyorsun Paris'te, kadın ve adam köpeğe şöyle diyor. Hey Türk, Türk, Kürt, Kürt, Ahmet Aşlan, Ayşe Ayşe. Dokunmaz mı? Kime diyor lan? Bize mi diyor? Sen de hassasın. Baktım köpeğe diyor. Dokunur mu dokunmaz. Bizde de köpeği Arap söylettirdi. Kara de, böceğe, Kara Fatma diyor. Oysa Ehl-i Beyt'in anamız aşağılıyor görüyor musun? Yalan söylüyorsam Arap olayım. Ondan Yahudi olayım de. Mesela neler yutturmuş? Üzümü ye, haram helal bakma, bağını sorma. Şuraya bak. Bekle Allah'a. Bekle. İlahi yat. Hocam mesela çocuklara uyu uyu yat uyu. Top oyna, top at. Çalışıyor. Buluş yapıyor.
Uyu uyu yat uyu, Ali uyu. Senelerce böyle kardeş. Tamam. Bu ne? Sihirleniyoruz. Zehirli üflemeleriyle, mukadderat-ı beşerin düğme ve ükdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle, bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ediyor. Diyor ki, hey efendiler diyor mahkemede, ben şimdiki nesli, şu andaki nesli düşünmüyorum. 1944-47 arasında, bundan bir az 50 sene sonraki gelecek nesli artık düşünüyor. 50 sene koyarsanız ve 50 sene ve sonrası, 94-97 sonrası. Şimdi ekilen tohumlar diyor, 20 sene önce ekilen tohumlar bu %50 dine lakaytlık oldu. Şu anda dine yapılan şu lakaytlık 50 sene sonra diyor, düşündükçe tüyler ürperiyor diyor. Tamam. Aha işte yılbaşı şeyi, Noel, İsa Aleyhisselam'la kurbanı gitsin. İsa Aleyhisselam'ın hiç alakası yok yani. İsa Aleyhisselam doğum belli. Bir Yunan papazının doğum günü. Doğum günü ya, papazın yani. Noel diyor. İsa demiyor ki, Hristiyanlardaki adı Yezus'tur. Biz İsa diyoruz. Nasıl ki biz Süleyman diyoruz, onlar Salomon. Biz Davut diyoruz, onlar David diyor ya. Biz İsa diyoruz, onlar Yezus. Yezus'un şeyi değil ki, bak Noel baba diyor. Yani İsa peygamber demiyor ki. Bir papazın doğumunu, yani tamam, bilmiyorum, yumurta bile bayramını yapmışlar. Bir sürü bayram uydurmuş. Bizimkiler de şey yapmış, peki bu sihirlenmemiş mi? Büyülenmemiş mi? Son bir yeri okuyorum, kesiyor. Muhatap olmayın arkadaşlar. Bana bir şey olmaz deme, ne olur. Senin fiiliyatına bakıyor Cenab-ı Hak. Melekler kalbe bakmıyor. Kalpteki niyete, melekler kalbe bakamaz. Kalp nazargâh-ı ilahidir. Oraya bakamaz melek. O Allah bakar. Melekler bizim şeylerimizi, eylemlerimizi yazıyor. Açma, dinleme, muhatap olma, sihirlenme. Kafamızda bin bir tane şey, tilki kuyruklar dolaşıyor. Panik, panik atak, depresyon, bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Beni de zorluyorsunuz. 400 küsür tane psikoloji dersi yaptım ya. Bu bir ihtiyaçtır, ihtiyacım için şey oluyor. Ya niye muhatap oluyorsun? Olma bak. Diyor ki, evet bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla. Bu da radyo. Ama şimdi televizyon söyleyecek bak şimdi. Radyo ne anlama geliyor? Dinlemek. Televizyon bakmak. Bak şimdi televizyon söyleyecek. Ciddi alakadarane küre arzdaki boğuşmaları merak edip bakanlar. Merak edip dinleyenler olması lazım değil mi? Evet. Merak edip bakanlar. Dikkat edenler. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ne olur? Arkadaşlar haber ne olur? Haber haber değil. Orada öyle bir takdim ediyor ki İslam düşmanını, İslam dostu, İslam dostunu İslam düşmanı yaparak dostumuz, düşmanımız birbirine giriyor. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Ya da böyle acayip ona kafire taraftar olur. Ya kalbini dağıtır, manevi birincisiniz olur. Mesela adam çarşaflı veya dindar, hacı adam, Ahmet Mehmet'e kızdı diye oyatıyor. Bir bakıyorsun şimdi ben karşıdan geliyorum oraya. Üst geçitlerde pankart asmış yılbaşını kurtarma. Adam oturuyor, o hacı babanın oy verdiği adam oturuyor. Vatikan'daki papa ona bir şey anlatıyor. Aa baba sonra bir şey anlatıyor. Ya ona oy veren şimdi hiç böyle rahatsız olmuyor mu ya? Onun altında iman nasıl olur ya? Barla'da diye geçiyor değil mi Barla'da? Şer'e taraftar olacak, şer'i yapacak ama vicdanı rahatsız olmayacak. O fiilin altındaki, kalpteki iman nasıldır diyor Barla'da değil mi? Eğridi müftüsüne söylediği şey var. Senin oğlun diyor Türkçülük namında, nam altında İslam düşmanlığı yapıyor diyor. Bunun mebali senin başındadır diyor yani. Yani ya, tüyler ürperiyor, bakıyorum. Siyasete benim ne alakam olsa siyasetle söylüyorum. Zaten ne çektimse siyasetten çektim zarar ya. Ya Allah Allah, benim taraftar değil, taraftar gibi savunuyorsun. Ya nasıl savunursun? Peki Nurcular mı vermiyor mu?
Nurcuların taraftarlığı yok. Tercih ettiği kişi, parti var, kişi var. Tercih ayrı, taraftarlık ayrı. Taraftarlık her planda onu muhafaza etmek, kalbine sokmak. Ne edeceğim kardeşim ya? Onun taraftarlık ayrı bir de şeydir, tercih ettiğimiz var. Bu mu bu mu? Ustadın tabiriyle parmak kesiyor, kol kesiyor. Kolum gitmesin diye parmağı veriyor. Takdir ettiğimiz parti yok ki kardeşim. Bir sürü fitne ya. İslam'a, Kur'an'a mugayip kanunlar çıkartıyor. Nasıl taraftar olur Müslüman? Bir kadının erkeğe karşı durumu belli, hakkı hukuku belli. İşte nafakası bellidir. Mehri bellidir. Böyle bir zulüm mü olur? Gözükmemiş yani. Nasıl taraftar olur? Peki ne yapıyorsun? Tercih ediyorsun. Takdir etmiyorsun. Ama bir bakıyorsun kalbe indirmiş adam. Peki bu neyi gösteriyor? Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır manevi bir ecdemi olur. Ben sizi moralınızı zorzan geçen anlatmıyorum. Düşsek bile istiğfar edin. Takdir etmeyin. Yanlışımızı, yanlış yaptığımızı doğru zannetmeyin. İçinizden geçiyor. Ya bilmeyecek miyiz bu haberleri? Bildin de ne oldu? Bedeli ne oldu? Bir, seni gerdi. O asabilik senin haletini bozdu. Ne Kur'an okuyabildin, ne evde de hırçınlık yaptın bir sürü. Gerildin ya. Peki bir faydan oldu mu? Yok. İçerimizde belki de şerede taraftan oldu. Yani öyle de bu defa ettik ki çoğu kişinin kalbini kırdık yani. Demek ki bizi haberimiz olmadan bizim kafamıza hennas gibi birileri sokuyorlar. İslam dostuna düşman, İslam düşmanına dost yaptırıyorlar. Ama peki bu nedir? Bu sihirlenmenin daha nesi olur? O iman ettiği zaman Musa Aleyhisselam'ın o asayı koyduğu zaman o sihirleri yapanlar, adamlar iman edince ne dedim Firavun? Bana sormadan iman ettiniz ha diyor. Demedim. Şimdi sormadan. Bak ne dedim. Evet ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken ami bir adam belide ilme mensubiyeti varken eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ali Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesuliyetini gördüm. Böyle ami bir adamın alakasız geniş bir daire siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip misali değil midir? Ya kim bakacak? Harici siyasi memurlar, erkan-ı abler bakacaklar, kumandanlar bakacaklar. Benim kadar sen alakadar mısın? Ben bakmıyorum. Benim Facebook'um yok, Twitter'ım yok, şuyum yok, hiçbir şeyim yok. Oysa sosyalda şeyde çok şey gözüküyor. Sen benim kadar şey demeyeyim, benim kadar bir sahar mı var? Yok. Benim alakadar değilim. Senin niye var? Niye gülüyorsun? Kaç da girdin, kaç dakikada çıkıyorsun? O zaman cüz okusan, cüz okurdun da zamanım yok diyorsun. Girdiğin zaman Instagram'lara, Facebook'lara bir saatin gitmiyor mu? Yazık değil mi? Yani sana söylüyorum da yani günahsın. O saatte bir risale okusam, bir şey yapsam haberin olmayacak mı? Ha insanda merak var. İnsan o şeyi merakında söyleyeyim. Haberi merak ediyor. Doğru. Ama doğru mu yanlış bilmiyorsun. Ben size doğru haber bültenini söyleyeyim. Kıyamete kadar haberlerin ümdesini, kanuniyetini söyleyeyim. Sikke-i tasdiki gaybiye haber bültenidir. Bakın görün istikbale ait ortadan şöyle böyle alametlerini, sıfatlarını anlatıyor. Merakımızı giderecek kadar haber var. Mesela bir tanesini biraz önce okudum. Daha okusaydım orada halkın şerrinden kendinizi koruyun diyor. Halk Partisi'ni söylüyor. Kulazı bir Rabbil Felak mıydı? Rabbil Nas mıydı? Bak şey 267 bak okuyayım bak halkın şerri ne olabilir halk? O nasıl? Okuyup kesiyorum. Zaten kesecektim ama. Bak diyor ki o ve mişel hal gâsikim var. Kulazı bir Rabbil Felak
ve min şerir ulazı bir rabbil felak. Burada diyor ki ve min şerri ma halak. Halkın şerrinden kendinizi koruyun. Halkın şerri, halk ne demek? Halk. Halkın şerri mi olur? Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz. Gizli bir ima ile der. Daha ne desin ya? Bu Türkçe, Arapça, Lazca, Kürtçe hepsini dedi yani. Bak ve min şerri Şerri ma halak. Neymiş? Halkın şerrinden lan Lazcası. Halkın şerri. Aa şimdi haber bültemi. Yani bizde merak var. Tamam, merak var tabii. O giderilmesi lazım. Çare sunulmayan şeyler, sözler veya şeyler tahriptir. Yani hiç dinleme. Öyle değil. Sikke-i tasdiki kaybedi bunlar var bak. Şey yapmasan gel kardeş derslere katıl bak. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz, gizli bir ima ile der. Bak halkın şerrinden. Ama Müslüman gidip ya çok acayip. Ama ne diyor? Ve min şerri ma halak'taki şeye, ayete inanın. Namazda bunu okuyor. Fiilde tersini. Namazda bunu okuyor. Fiilde buna muhalefet ediyoruz. Belki biraz şey oldu, gergin gibi zannettiniz ama inşallah bu yılbaşının getirmiş olduğu tarafkirane duygumuzdan sıyrıldık. Buraya geldiniz. İlk önce tebrike şayan. Yani ne yaptığınızı görmenizi istedim. Burada Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın böyle bizi bu nimet ilahi mazhar eyledi. Biz de oralarda olabilirdik. Biz de onların adetlerini, çamları, ördekleri, kazları, tavukları, sığırları keserdik. İndi hocam. Ha. Biz sığırı kurban edince hayvan katliamcıları nerede o diyenler. Hayvan katliamcı deyip de ertesi gün kıyma alanlar var. Sanki gökten geliyor kıyma. Hayvan katliamı diyenler kendini kıyma alıyor. Hayvan katliamı yapan şey, öküz mü ne kesiyorlarmış? Balina. Ya ne kesiyorlar şimdi bu akşam? Bu hayvan değilmiş yani. Anlıyor musun? Ve o hayvan katliamı yapan şeyin kafasına bakın. Hindi mi ördeği ne? Tüyünden yastık. Onu da Çinliler o hayvanı canlı canlı tüyünü çekerek bunun yastığını yapıyorlar. Yani hiç düşünmüyor. Benim yastığım hindi midir, kaz mıdır? Bir tüyünden yapılıyormuş. Kaz. Ha. O tüyü nereden geldiğini sormuyor. İspanya'daki, Arana'daki boğaları, zulümler. Hiç onu hiç, o medeni. O küze yapılan. İzlanda'da balinaları yapılıyor. Ya, ve Japonya'da aynı zamanda. Yani Allah muhafaza etsin ki Cenab-ı Hak bizi böyle bir nimet ile mazhar eyledi. En azından şer'e muhatap etmedi. Taraflık olmadık. Evet gücümüz yetmiyor ama karınca misali safımızı belli ettik. Buradayız hamdolsun. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi ve nesillerimizi İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine Müslümanlara intibah nasip eylesin. Amin. İmanından zevk almayı nasip eylesin. Amin. Hakkı hak bilip, hakka yapışmayı, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşma, fikri, hissi, eylemini nasip eylesin. Amin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selam.